Adıyaman Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Murat Koca, pandemi etkisi altında serbest muhasebeci mali müşavirlerin durumu ile ilgili konuştu. Sürenin ardından tabii bayram da geçti ve esnaflar arasında büyük sıkıntı. Başkan Koca, pandeminin tüm dünya ve Türkiye'yi etkilediğini belirterek bir an önce son bulmasını diledi. İnşallah pandemiyi en kısa dönemde atlatır. Eski güzel zamanlarımıza, sağlıklı zamanlarımıza döneriz. Tabii ülke olarak, aslında dünya olarak da çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Ülke olarak gerçekten özellikle küçük esnafların, bizim gibi serbest meslek erbaplarının çok ciddi bir şekilde bir sınava tabi olduğu bir dönemden geçiyoruz. Maddi manevi gerçekten çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Devletimizin vermiş olduğu ödenekler gerçekten bir derde derman olacak nitelikte değil ama buna rağmen esnaflarımız e-devlet üzerinden TC kimlik numaralarını son hanelerine göre işte sıfır bugünden başlıyor ayın 25'inden itibaren. Bu ayın sonuna kadar TC kimlik numaralarına göre e-devletten başvurabilecekler. Koca, yardımlara e-devlet üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile başvurabileceğini vurgularken, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntının serbest muhasebeci, mali müşavirleri de etkilediğini kaydetti. Müşavirlerin üzerinden geçmesine rağmen, işlemesine rağmen maalesef hiçbir ekonomik destek paketinden mali müşavirler yararlanamadı. Bu bağlamda özellikle devletimizden ricamız, bizim gerçekten özverili bir şekilde çalıştığımızı bilsinler, görsünler. Bu kanunlar zaten daha televizyonda ilk haber olmasından itibaren telefonla bizlere ulaşan mükelleflere gerekli bilgileri veriyoruz. Halihazırda e-devlete giremeyen birçok mükellefimiz var. Bilgisayarla arası olmayan, maalesef internetle arası olmayan birçok mükellefimiz var, birçok esnafımız var. İşlerimizin, yoğun tempoda giden işlerimizin yanında bunları da kırmamak adına destek olmaya çalışıyoruz. Tabii bu destekler yeterli değil. Maalesef 1,5 yıldır çok ciddi bir şekilde ciro kaybına uğrayan özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere 1 yıl, 2 yıl ödemesiz ciddi avantajlı geri dönüşümlü kredilerin bir an önce çıkarılması gerekiyor. Yani 1.000 lira kimsenin ihtiyacını görmez. Özellikle gerek KOSGEB aracılığıyla, gerekse diğer Halk Bankası kaynaklarıyla esnaflarımızın, ama ayırt etmeksizin bütün esnaflarımızın desteklenmesi gerekiyor. Çünkü pandemide hepimiz çok ciddi yara aldık. Sadece küçük esnaf veya belirli esnaf grupları değil. Çünkü hepimiz birbirimize zincirle bağlı bir şekilde gidiyoruz ticari hayatta. Birimizin ayağı burkulsa diğerimizin başı ağrıyor. Tabiri caizse bu şekilde. Çünkü biz mali müşavirlerde esnaflarımıza bağlı olarak geçimimizi sağlıyoruz. Şimdi onlar pandemide kapalı olduğu için biz dolayısıyla 1,5 yıldır ücret alamadık. Birçok mali müşavir tahsilat yapamadığı gibi ofislerini açık tuttu. Bu dönemde 110 mali müşavir Türkiye genelinde vefat etti maalesef Covid'den. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Birçok arkadaşımız da hala bu hastalığın pençesinde kıvranıyor. Şimdi bu işleri biz evimizde oturup yapamıyoruz. Mali müşavirlik öyle hassas bir meslek ki mükelleflerle birebir kendi iş yerinde dahil olmak üzere belgeyle temasımız oluyor, kendisiyle bir şekilde temasımız oluyor, parayla temasımız oluyor. Bir şekilde mali müşavirler bu hastalığın pençesine düşüyor.